Kütüphanenizin her köşesinde tamamıyla sıfır atık malzemeler kullanıldı. Hiç hazır bir malzeme yok. Müdürüm, elimdeki bu malzemeyle ne yapabilirim? Evlerinde de, sınıfta da atık malzemelerle bunları nasıl kullanır hale getirebiliriz? Bu bilinci de oluşturduk. Sınıflarında da yapmaya başladılar. Ve her okuma saatini sınıfları sırayla burada yapıyoruz. Çok da memnunlar. Yani biz adeta bu okulda bir bölümümüzü atölyeye çevirdik. Okulumuzda bulunan atık malzemeleri ve çevredeki esnaflardan da atık malzemeler temin ederek velilerimizin işbirliğiyle kütüphanemizi donatmaya çalıştık. Öğrenciler buraya gelmeye bayılıyorlar. Burada olmayı çok seviyorlar. Biz de okuma saatlerinde kalabalık bir okuluz. Okuma saatlerine birer sınıf buraya alıp çocuklarımızın buradan faydalanmasını sağlıyoruz. Geçen yıldan beri her okuma saati yaptığımız Türkçe dersinde özellikle buraya gelmek istiyorlar. Tabii daha renkli ve keyifli bir ortam olduğu için hem daha sessiz okuma yapabiliyorlar hem de çok daha keyifle burada olmayı seviyorlar. Gelebildiğimiz kadar biz de buraya gelip okuma saatlerimizi değerlendiriyoruz. Tabii ilk başlarda bir merak vardı. Biraz daha hareketlilerdi, orası nasıl, burası nasıl diye. Ama gelip de alıştıkça burada gerçekten okuma saatini gerçekleştirebiliyoruz. Çöplerden, böyle atıklardan perde, oturaklar, sandalyeler, masalar. Burası çok eğlenceli bir yer. Duvarlar boyalı, çok güzel böyle. Her yer kitap dolu. En eğlenceli yer burası. En eğlenceli kitaplar da burada. Burada okuma saatlerinde okumak için buraya gelip okuma saatini değerlendiriyoruz. Lastiklerden bir tane kuyu var, oturaklar var. Sonra tenekelerden de oturaklar var birkaç tane. Çok güzel bence. Bir tane de kuyumuz var şurada, bilgi kutusu. Onu çok seviyorum ben. Oradan bazı kağıtları alıp okuyoruz. İçinde bilmeceler falan her şey oluyor.